Sağ ol kızım. Celal. Perihan bir mesaj atmış. Ne yazmış bu adam ya? Sorma baba. Şu gurme herif bitirdi bizi resmen. Hayır bir şey değil. Kız da güvenip kendi tarifini verdi adama ya. Hayda. Ne diyorsunuz siz? Kariyerim bitti ya. Kimse benimle çalışmak istemeyecek artık. Bir insan nasıl bu kadar nankör olabilir? Yani burada parmaklarını yiyor sonra yazdığı yazıya bak. Düşünüyorum. Mantıklı bir sebep. İnsan beşer beşer şaşar kızım işte. Bazıları da böyledir. Allah şaşırtmasın. Ne diyelim? İşte böyle adamlarla hiç karşılaşmamamız lazım. Uğraşmamamız lazım. Hayır ben de şaşırıyorum mesela. Ara ara şaşırıyorum. Geliyor bana. Gideceğim bu lavuğun ağzını burnunu kıracağım mesela. Ben ya. Bir dakika yani. Ne yapıyorsun oğlum sen? Geç şöyle. Sakin ol deli deli. Dayıcığım. Abi başımıza iş çıkarma lütfen. Giden gitti zaten artık. Boş ver. Hayır niye duruyoruz ya? Niye duruyoruz yani? Hadi biz duruyoruz. Sen niye duruyorsun birader? Adam senin karının tarifini çaldı. Ne diyorsun oğlum sen? Ateşlendi duracaksın bir şey yapmayacaksın. Ya tamam hiç kimse bir şey yapmayacak. Uzun etmeyin. Bizler öyle onlar gibi eli kirli insanlar değiliz. Bize düşen işimizi daha da iyi yapıp bu adamın yanlış yazdığını kanıtlamak o kadar. Daha ne kadar kanıtlayacağız? Kaç kere gerekiyorsa o kadar kanıtlayacağız Demir uzatma. Böyle hayıflanarak düze çıkamayız zaten ya. Hadi herkes işine gücüne baksın. Nereye? Bir Hilmi Usta'nın yanına uğrayacaktım ben. Ben de gidip kıyma çekeceğim yoksa birini keseceğim bunalar da harbiden. Ya onu niye alıyorsun şimdi? Dayının isken. Tövbe tamam dokunma. Ya. Baba sakin ol bak aklım sende kalıyor tamam lütfen. Tamam yavrum sen düşünme bizi. Biz neler gördük boş ver. Sen derslerine odaklan hadi. Hadi yavrum benim güzel kuşum hadi. Hadi. Hadi güzel kuşum. Okulda gidin hadi. Of ya. Of. Ha Yasemin Hanımcığım. Senin tarif de gitti. Boş ver be Celal amca. Ben yenisini bulurum. Aferin sana. Kısmet değilmiş. Ateşe bir şey söylemem lazım. Bir yetişeyim. Ne güzel söyledi kız değil mi? Kısmet değilmiş. Kısmet. Ben bir çay alayım. Al hadi. Ateş. Ayşe ne oldu? Bu da onun işi değil mi? Anlamamış gibi bakma bana. Bu da babanın işi. Emin değilim ama eğer öyleyse ben... Ne eğer öyleyse? Eğer öyleyse yine düzeltebileceğini mi söyleyeceksin? Yani bugüne kadar neyi düzelttin de bunu da düzelteceksin Ateş? Hiç. Senin baban yüzünden benim ailem üzülüyor. Senin baban yüzünden benim ailem eziliyor. Yani biz size iyilik edip eve almaktan başka ne günah işledik de bunlar başımıza geliyor Ateş? Ayşen. Ben de böyle olsun istemiyorum ama elimden gelen... Elinden gelen bu değil demek ki. Elinden gelen yetmiyor demek ki Ateş. Daha fazlasını yap ve gidin buradan. Gidelim mi? Daha fazla kırıp dökmeden hemen gidin. Gerçekten gitmemi mi istiyorsun Ayşe? Tamam. Madem çok istiyorsun... O zaman şimdi, şu an gözlerimin içine bakarak tekrar söyle bunu. Çünkü söyleyebilirsen, her şeyi geride bırakıp gideceğim. Hadi söyle. Öyle mi paşam? Sen bunca yaşanan her şeye rağmen beni de bırak. Yalıya geri döneceksin, öyle mi? Yasemin, sizin aileleriniz yüzünden bir sıkıntı... Ya tek sıkıntı çeken siz misiniz? Bizim çektiğimiz sıkıntı ne olacak? Yasemin. Ya bırak Allah aşkına. Başımızın üstünde bir çatı olsun diye çekmediğimiz şey kalmadı Ateş. Saadet Hanım'ın itip kalkmaları, kovulmak, bağırışlar, çağrışlar. Ya o yazı için yaptıklarımızın da mı hiçbir önemi yok senin için? Sen bu kadar mı duygusuzsun, bu kadar mı bencesin? Ya biz gidince hayatınız güllük gülistanlık mı olacak?
Siz geldiğinizden beri bizim başımızdan dert eksik olmuyor, farkında mısın sen? Dert biz değiliz kızım. Dert senin içinde. İçine attıklarında. Sen önce bir şımarıklığı bırak, bir kendinle bir öfkenle yüzleş. Ondan sonra gelir bana çatarsın. Yasemin tamam, abartma. Sen de sus, seninle sonra görüşeceğim. Ben ne yüzleşecekmişim be kendimle? Netim ben, net. Ayrıca tek ayak üstünde 40 tane yalan söylüyor, sonra gelmiş bana mutluluk çekiyor. Ne? Ya ne yalan malan, mahalleden şimdi bir duyan olacak. Ayrıca Yasemin haklı. Ya keyfimizden mi söylüyoruz biz bütün bunları? Maşallah Ateş Bey. Yani güya sahte evlisiniz ama sen Yasemin'i bayağı bir sahiplenmişsin. Ya Ayşen ne diyorsun sen ya? Yasemin senin karın değil ama sevgilin diyorum Ateş. Ne sevgilisi? Yeter başımı açtıkların ya, yeter. Ne zaman duracaksın be adam? Ateş.